havzamızın kendine ait riskleri var. İşte Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz havzasına gittiğiniz zaman taşkın riski daha yüksek. Ama İç Anadolu bölgesine doğru indiğiniz zaman bir Konya'da, bir Akarçay'da, Burdur'da, buralarda kuraklık, Büyük Menderes'te, Gediz'de kuraklık ön plana çıkıyor. Her havzamızın kendine ait riskleri var ve bu riskleri biz hazırladığımız yönetim planlarıyla ortaya koyuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz Meriç Ergene havzamızda 2025 yılında tamamlayacağımız taşkın risk yönetim planlarıyla 25 havzada taşkın risk yönetim planını tamamlamış olacağız. En önemlisi de bu taşkın risk yönetim planlarının taşkın havza bazında taşkın yönetim planlarının imar planlarında, çevre düzeni planlarında da yer alıyor olması lazım. Çünkü taşkın riskini oluşturan elbette ki iklim değişikliği, meteorolojik olaylar. Ama bu riski tehlikeye çevirmek, eğer o alanı yerleşimi açtıysanız, o alanda tarım yapıyorsanız, o alanda bir organize sanayi bölgeniz varsa, işte sizin tehlikeniz, riskiniz daha da büyüyor. Dolayısıyla bu noktada imar planlarında bizim taşkın yönetim planlarımızın yer alması çok kıymetli. Diğer bir konu özellikle taşkın riskini azaltmak için. Taşkın riskini yok edemezsiniz. Çünkü su akar, dere yatağını bulur. Mühim olan o dere yatağını yerleşime açmamak, bir takım ekonomik faaliyetlerde bulunmamak. Bununla beraber biz taşkın erken uyarı sistemi, taşkın tahmini ve erken uyarı sistemi kuruyoruz. Bu projemizde, Avrupa Birliği destekli bu projemiz, Meriç Ergene Havzamızda 2025 yılı itibariyle en az 9 noktada biz taşkın tahmini yapabiliyor, 90 noktada çok affedersiniz, taşkın tahmini yapabiliyor olacağız. Bu da çok kıymetli çünkü 72 saat öncesinden o bölgede olacak taşkına ilişkin bilgiyi AFAD'a veriyorsunuz. Valiliklerimiz biliyor, onlar gerekli tedbirleri araç noktasında, ekipman noktasında, insan kaynakları noktasında oraya sevk ediyor. Taşkın riskinden dolayı tahliye edilmesi gereken yerleri de biz bildiğimiz için o bölgelerde önlemler alınıyor. Hatta o bölgelerin güvenli alanlara tahliyesi söz konusu. O noktada da biz güvenli alanları da taşkın yönetim planlarında belirlemiş oluyoruz. Hatta ve hatta taşkın riski yaşanacak alandan güvenli alanlara gidişin ne kadarlık araçla, yürümeyle, otobüsle ne kadar süre içerisinde olacağını da biz planlarımızda yer veriyoruz. Yani Tarım Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak biz bir afet olan taşkına karşı hazırlıklı olma noktasında bütün argümanları ortaya koyuyoruz, planlar hazırlıyoruz, erken uyarı sistemimizi kuruyoruz ve tabii ki bunları takip ediyoruz. Şunu da söylemek isterim ki artık dünya şunu konuşuyor. Taşkın ve kuraklık yönetimini birlikte yapıyorlar. Taşkın bir risk, evet, ama taşkınla gelen suyu hem taşkın kontrol tedbiri olarak açık veya kapalı alanlarda depolayarak da kurak sezonlarda kullanabilirsiniz. Biz bu projemiz içerisinde bunların hepsini çalışıyoruz. 25 havzada da 2025 yılı itibariyle taşkın risk yönetim planlarımızın tamamını tamamlamış olacağız.